Selamlar arkadaşlar, ben Blue Bariton. Bugün birlikte Rock Dance oyunun yeni bölümüyle beraberiz. Şimdi neler oldu bitti ondan bahsedelim. Arkadaşlar öncelikle bakın biz 81 seviyeyiz. Şu an kılıcın seviyesi maksimuma geldi. Birinci seviye yaptım haritayı, orada takıldık, hatta seviye atlamamıza da az kaldı. Belki harita ikinci seviye takılırız ama bugün daha güzel bir şey yapacağız. Hemen gösterelim. Şöyle bakın paramız hazır. Ayrıca ekstra 8.167 kredi de bize kalıyor zaten. Buradakileri alacağız ve gidip ne yapacağız? 20 tane kupa alacağız ve o 20 kupayla da bir Remembrance bileti alıp ilk kez gidip bir haritayı göreceğiz. Bu arada şapkamız da maksimuma çok az kaldı. Bakın seviye 9, sonra da diğerlerini sırayla geliştireceğiz. Bu arada bu tarafta maksimum oldu tabii, biz oynaya oynaya bunlar maksimuma çıktı tabii. Bunlar otomatik gidiyordu. Şimdi burada droidi ve kılıcı çevirmeye bakacağız. Bir de önce mekanik şehrine gideceğiz. Sonra Remembrance'a gideceğiz. Onu alıp biletini buralara bakacağız ve sonra da planımızı yapıp başlayacağız. Nerelerde ne yapacağımıza. O yüzden keyifli olacak. Tabi altınlarım, kredilerimiz gidecek ama böyle böyle göreceğiz, bakacağız nasıl bir yermiş, neler var, planımızı ona göre yapacağız. En azından bu bileti alınca büyük ihtimal diğerlerinde olduğu gibi, yani öyle diyebiliyorum, 3 tane kullanım hakkı verecek ki biriyle gidip keşif yapacağız. Diğer ikisinin de en azından birini planladıktan sonra o plana uygun kullanırız. Şimdi gelelim şu paraları bir yanımıza alalım. Şöyle al diyelim. Şimdi şunu da şöyle yap. Şu üsttekiyle birleştir ve burada artan paramız bize kalacak. Yanımızda dursun. Bu bir. İkincisi bakalım herhangi başka bir şey burada. Tamam, şimdi şu şeylere de notuma bakayım. Çevireceğim iki şey var biliyorsunuz. Droidimizi ve altın olanı ultimate yapacağız. Ve de kılıcımızı yapacağız ki kılıcımızı yapınca mesela bakın şu an ben size şunu göstermeyi unuttum. Onu da gösterelim. Şöyle. Pardon. Bakın yukarıda, hatta burada olmuyor da ben size şuradan göstereyim daha rahat. Bakın burada strength'imiz. Strength X'ten bir tane buldum. Bize 15 strength puanı veriyor. Şunlar başka strength X'ler bulana kadar dursun diye taktığım şeyler. İşte bakın dexterity, vitality, teknoloji veren. Bir de teknoloji X buldum. Yani yine bu da yüksek. Bulmuşken yaptım. Mesela şu an bu haldeyken, takılı değilken bakın 288 ve bunu takınca da hemen gördüğünüz gibi burası 303 oldu. Şu an biz sadece strength hasarını veriyoruz. Yani 303 vuruyoruz. Bunu dönüştürünce tabi birinci seviye olacak ama bunu da hızlıca şimdi oynaya oynaya geliştirmeye çalışacağız. Örneğin haritayı iki seviye yapmaya çalışacağız. Hem de 303'ten ne kadar düştüğüne bakacağım birinci seviyeye düşünce ultimate. Gerekirse harita birinci seviyede biraz daha takılacağız. 10 yapıp ondan sonra maksimumla artık neler yapabildiğimize bakacağız. Bakın mesela bu ultimate yaptık. Şu an 10 olmak üzere. Olmadan bile şu an 59 vitality, 41 strength, yani güç veriyor. Burada 45 de teknoloji puanına katıyor. Şu halde bile böyle, yani düşünün. Burası kim bilir nasıl olacak. Bakın bu 19'ken değer. Bir anda bakalım neler olacak. Bunu çevireceğiz. Hemen bunun notuna bakıyordum. Silahımıza bakınca ona bir dark prizması. Darknut. Ondan sonra droide de Aetherlight prizması lazımmış. İkisinin de birer prizmasını alıp önce mekanik şehrine gideceğiz. Bunu halledeceğiz. İkisini de çevireceğiz. Ondan sonra diğerlerine geçeceğiz. Bu ultimate zaten tamamlanıyor. Şunlar da birinci seviyede. Bunları yükselteceğiz. Yüzüğü de işte bir şekilde bulmak için bakacağım. Alternatif bulabilir miyim yüzük çıkarmak için? Hemen isterseniz şu sandığımızdan prizmalarımızı da alalım. Mesela bakın şuradan bir tane Aetherlight, bir tane de Darkened prizması alayım ki gerçi orada vardır ama sandık. Ben yine de yanıma alayım. Sonuçta bu arada silahımıza ekstra bonusları da ekleyelim diyorum. Mekanik şehrine gidince bakarsınız üstüne sonradan eklemeye izin verir mi vermez mi bilmiyorum. Verir büyük ihtimalle ama şunları da gitmişken ekleyelim. Şimdilik 4 strength, 1 Vitality, 5 tane de yenileme var. Sağlık yenileme. Bunları da halledelim. Önce mekanik şehrine hem bunları ultimate'e çevirelim. Hem de ondan sonra da markete gidelim. Ve biletimizi alıp kullanmaya başlayalım. Remembrance'a gidelim. O zaman önce mekanik şehrine demiştik. Şuradan bilgisayara gir.
Mekanik şehrine 6 kullanım hakkım var. Gerçi 2 de iyon biletim var sandıkta. Hala 6 kullanım orada var. Bunu biz seç diyelim. Evet, 5 hakkım kaldı. Şimdi mekanik şehrine gidelim. Güzel. Gelmişken burada alacağım şeyler var mı diye, Strength X var mı diye bakacağım. Altını şey, kredi harcamak istemiyorum. Strength X yok. Diğerlerini şimdi almama gerek yok. Şimdi bir. Buradan prizma çıkarma işini de halledelim. Birikenlere. Bakalım. 13 diyor. Şuradaki 10 taneyi alalım. Hatta bunu da şuraya koy. Buradan çıkanı kullanırız. Buradan da 10 tane var, birikmiş. Şunu da üretiriz. Hemen şurada halledelim. Şöyle. Şunu koy. Şunu da yap. Tamam. Şimdi bunu halletmişken şunu bir yerine koyalım. Gönder. Tamam. Şimdi bu ikisi yanımda. Ultimate'e çevirmeden önce bonus olayına geçelim. Kılıcımızı koyalım. Pardon, yanlış yere geldik. Şuraya gel. Kılıcımızı koyalım. Bonuslara gelelim. Şu önce şundan başla. Strength. 4 tane ekledim. Bir altına vitality ekle. Bir altına da sağlık yenilemeleri ekleyelim. Güzel. Her birine 5'er tane ekleyebiliyoruz. Şunları daha bulursam eklerim, eğer oluyorsa, sorun olmazsa. Şimdi şeye geçelim. Ultimate'e çevirmeye. Bakın şu an 307 oldu bile eklediğim bonuslardan. Şimdi 303'ten kaça düşecek ona bakalım. Zaten silah yokken 284'teyiz. Ve şimdi bir daha bakayım da yanlış koymayayım. Silahta Darkened. Hemen Darkened'ı ekleyelim ve üret diyelim. Güzel, harika. Bakın şöyle balta gibi bir şey yapacak demiştim size. Onu yaptı. Şu an 16'ya 13 görünüyor. Ama bu işte seviyesini artırınca aynen bu başlıktaki değerlerin yükselmesi gibi yükselecek. Bir silaha bakalım. Bakın balta oldu. Uzun vuruyor mu onu merak ediyorum. Uzun vuruyorsa daha iyi. Yalnız hasarımız şu an ikisinin birleşimi 515'e çıktı mı, işte bunu haritada gidip test edeceğiz. Bu da bizim için önemli. Bunu da yaptık. Başka burada yapacağım bir şey kalmadı sanırım. Şunu bir koyalım. Şuraya. Ya şeyi unuttuk tabii. Onu koyalım demişim. İyi ki buraya koymuşum. Bakın şunu unutacaktım. Druid'i yapacaktık. Onun içinde Etherlight vardı. Hemen onu da yapalım. Bakın bu da şu an 2 vitality, 2 şey strength, yani atak veriyor. Fazla bir şey vermiyor. Yükseltince bakalım. Hemen bunu da yap. Bakın bunu da yaptık. Bakın vitality 4, atak 8, teknoloji 2 veriyor. Solar 0.5. Ve bu da gelişecek. Gelişince değeri artar mı bilmiyorum. Ötekilerin artmıyordu. 2'ye 2 ile. Bu gelişince bakalım artacak mı? Bunu da geliştirdik. Hatta yanımda bakın şurada farklı görünümlerini görüyorsunuz. Bu işte ultimate olan. İçi böyle sarı gibi olan. Bunu da hallettik. Çok güzel. Bakın silahımız da ultimate. Ama bunlar seviye 1 şimdi. Bunları gittiğimiz haritada geliştirmeye çalışacağız. Şunları şimdilik anlıyorum. Çok gerekli değil. Ama hadi şu amblemi alalım görmüşken. Ama yine de şimdi almayayım onu. Belki gittiğimiz yerde lazım olur. Burada başka bir şey yok sanırım, ama bir gelmişken şöyle bir gezelim. Bir şey var mı fark etmediğimiz. Tamam, başka bir şey yok. Şunları falan şimdilik almıyorum. Hemen gidelim. Evet, şimdi markete bir uğrayalım. Gidelim oradan kupaları alalım. Sonra da onda Remembrance biletini alalım. Bakın Remembrance bileti bu muydu? Evet bu. 20 tane kupa. Kupaları da alalım şöyle. Evet bakın görüyorsunuz 20 tane kupa. Alıyoruz. Al 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 al. Kredi kupası bunlar. 20 tane oldu. Tamam. Şimdi Remembrance biletimizi alalım. Hop, Remembrance'ı 20 kupaya aldık. Bakın 3 kere eski dünyaya girme hakkı diyor. Harika. Bunu da aldık. Artık oraya da gidip bakabiliriz. Eski dünyaya. Bir hakkımızı kullanıp şimdi bakacağız. Şimdi buraya buraya girdiğimde şu an eski dünya açık değil tabii ki. Ne yapacağız? Önce bunu kullanacağız.
kullandık ve 3 aklımız geldi. Bakın şurada eski dünya burası. Buraya gideceğiz ve bakalım ne var ne yok birlikte bakacağız. Bunu seç diyelim. Evet, bakın değişti orası da. 2 hakkım kaldı. Onu da sonra planımızı yapıp geleceğiz. Ne var ne yok bir bakalım. Ona göre plan kurarız. Daha sonra geliriz. Evet, geldik. Şimdi bir sandığımız var. Güzel. Şimdi şurada değişik mi? Kupa aynı mı? Evet, aynı. Hala kupa alabilirsin diyor burada. Şimdi burada bakalım. 6 tane prizma varmış içinde. Ama ne prizması olduğunu bilmiyorum. Bakın bir paket. Burada 17 kupaya brokoli şapkası alabilirsin. Bakın eşya veriyor. 18 kupaya şöyle bir Overworld başlık alabilirsin diyor. Bakın değişik değişik şeyler var. Kupalarla gelmek gerekiyor demek ki buraya. Buradan da kupa alabiliyoruz. Demek kredi biriktireceğiz de. Yine başlık görüyorum. Bu Berserk. Bunlar bu şeye benziyor yalnız. Combat Ship, yani bu Strength gibi. 5 taneye veriyor. Bu da şöyle bakın prizma gibi ama bunlar bana ne katıyor bunları bilmiyorum. Almadan öğrenemiyorum. Ancak wiki'ye bakmam lazım. Bu da Cluster Bomber. Bakın burada başka aynı şapkalardan var. Ha bakın Strength X var. Alabilirim. 6 tane diyor. 6 tane şundan diyor. Ben 6 tane onu nereden bulacağım ona bakmam lazım. Şu işaret ne anlama geliyor acaba? Bakın burada değişik başka şapkalar var. Acaba 6 tane kupa manasında mı diyor acaba? Ve burada da başka bir şey yok. O dediği işaret ne acaba? Bir daha bakalım. Bakın bunlar kupa istiyor. Ama bir dakika. Bu 20 kupa istiyor. Bu 11 kupa. Kupa aynı şey ama. Farkı ne acaba? Değerleri mi değişik? Mesela bunun istediği bu simge 10 tane istiyor. Bu ne acaba? Bu 5 tane istiyor. Bu 6 tane. Şu simgenin ne olduğunu öğrenmem lazım. Çünkü kupayı kupa olarak gösteriyor. Bunda prizma diyor ama şuna bakayım. Bunda berserk diyor. Hani prizma istiyor desem bunlarda farklı şeyler yazıyor. Bakın 10, 5. Bunların ne olduğunu bilmiyorum. Siz biliyorsanız söylerseniz sevinirim. Ben de öyle bir şey var mı diye bakacağım ama böyle bir şeyim de yok. Neyse biz şimdi bunu öğrenmiş olduk. Bunu bir araştırırız ne olduğunu. Onları öğrenip tekrar geliriz. Bakın şu simge. Tekrar bakmak isteyenler için bunun ne olduğunu bilmiyorum. Daha sonra Wiki'ye falan bir bakarız neymiş o simge. Bakın burada 5-10 diyor. Bu Strength X'i alacaktım ama 6 tane istiyor. Ne olduğunu bilmediğim için alamıyorum. Ne diyor bakalım? Kredin yok yeterince diyor. Yani şundan 6 tane yok diyor da onun ne olduğunu bilmiyoruz. Başka bir şey var mı diye bakınca da başka bir şey de göremiyorum. Şu kredi diyorsa yanımda alayım ama sanmıyorum bunu dediğini. O şekle benzer bir şey de buralarda herhangi bir yerde göremiyorum. Benzer bir şey olabilir mi diye bakıyorum ama şunları kastediyor olabilir mi? Ben mesela şu 6 taneyi bir yanıma alsam acaba bununla alakası olabilir mi diye merak ettim. Prizma ya. Bir bakacağım. Yok yine olmadı. Bu değilmiş. Olabilir mi dedim ama. Peki şunlardan falan bir şey istiyor olabilir mi? Hani bonuslardan. Deniyorum. Görelim diye. Yok o da olmadı. Tamam onu ben öğreneceğim. Şu bonusu da yerine koyalım. Şunu istemiyordur herhalde ya. Bunlar görev nesnesi ama hadi denemişken deneyelim. Gelmişken iyi denemedik demeyelim. Ya sonra bu çıkar falan. Yok o da değil. Sanmıyordum zaten ya. Yine de bir deneyelim dedim. Bakarsınız çıkar falan. Onun dışında bir şey var mı? Bakıyorum. Yani yok.
Şunlar da satılacaktı zaten. Burada birikmiş kombat çiplerden istiyordu. Sen onlar da değil. Yanımdakilerden isterdi çünkü. Bir kere daha bir göz atacağım, sonra gideriz. Zaten bakın şu kupa istediği şeyler tamam. Şurada bakın o şapkadan bir tane daha var. Bu da 18 istiyor bakın. Bunların değerleri mi değişiyor acaba? Kupalar tamam. Bir tek şu. Bu şeyler, kombat çipler. Şöyle bir şey istiyor. Bunda ne olduğunu öğrenelim de ondan sonra yaparız. Hatta şöyle yapalım. Ben tam burada bir gidip geleyim. Sizin için anlık bir değişim olacak. Ben bakıp hemen döneceğim. Evet arkadaşlar, öğrendim. Bir anlık gidip gelme gibi oldu sizin için. Öğrendim ve biraz zor olduğunu gördüm. Diyor ki karakterinin seviyesi 100 olduğunda bir tane şampiyon rozeti kazanırsın. Bu gösterdiği de şampiyon rozetiymiş. Ve bunlar 100 her bir karakter dediği için demek ki başka karakterler de açıp 100 seviyeye ulaştırmamız lazım. Ve de en fazla 6 karakter açabiliyoruz sanırım. O yüzden bazılarından da tekrar öldürüp kurtulmamız falan gerekecek demek ki daha fazla istiyorsak. Mesela o bizim Strantix'e benim o zaman 6 tane şampiyon rozetini vermem mantıksız olur. Çünkü çok zor kazanılan bir şey. 6 tane karakteri 100 seviye yapacağım. Gerçi belki hızlı seviye atlatma şansım olacak bir şekilde ama böyle de 100 toplamak çok zor. O yüzden onu almam mantıksız. Şunları da normal kredi ile her bir yaklaşık 10.000 yaptığınızda alabildiğiniz bir kupa. Ve onu da mesela 15 tane ise 150.000 gibi düşünün. Kredi biriktirdiğinizde alabileceksiniz. Bunlar özel başlıklar. Ama bunun mesela aynı başlığın 11'li olanı var. Demek ki uygunu da gelebiliyor. Ama tabii ki biz bu eski dünyanın girişini alabilmek için de bir 200 bin harcıyoruz. Demek ki harcarken onu da hesaplayıp gelmeniz lazım. Gerçi iki hakkımız daha var ama bu yetenekleri alacaksanız ona göre almanız lazım. Acaba benim tek merak ettiğim şu. Bendeki Strength X'le bir karşılaştıralım. Bakın tamamen aynı görünüyor. Yan yana getireyim hatta bakın. Üst üste. Hani bu biraz farklı mı acaba diye bakıyordum. Bunun verdiği değer farklıysa mesela bizimki artı 15 veriyor strength'e. Bu mesela atıyorum artı 50 veriyorsa tamam o zaman almak isterim ama şu an bana bir faydası yok gibi. Başka tür nesneler çıkıyor mu burada bilmiyorum. İleride tekrar geliriz tabii ki bakarız. Hatta bilgiler ediniriz başka neler çıkıyormuş neler alabiliriz diye. Burayı da görmüş olduk. O zaman bir bakalım şimdi. Kredimizden şöyle yapacağım. Bu krediden 5.000 verip en azından yeni bir dünyaya gideriz. O yüzden dönüşe geçebilirim artık. Ha, burası niye tekrar All4 diyor? Aynı yeri tekrar yenileyebiliyor muyum yani? Çıkmadan. Hani direkt gemiyi göstermiyor. Bakın sonda kapı olmazdı şeyde. Mesela mekanik şehirde sonda kapı yoktu. Ama burada sonda kapı var. Mesela burayı yenileyebiliyor muyum yoksa yeni bir yere mi geçiyorum? Bakın kapı koymuşlar. Bir deneyelim. Tekrar geldi. Bakın burayı yeniledi galiba. Bir bakalım. Evet bakın yenilemiş, değişmiş sıralar. Malzemeleri yenileyebiliyorsunuz. Bu güzelmiş. Özellikle aradığınız bir şey varsa tekrar bakıyorsunuz. Burası boşalmış. Burada bir şey kalmamış. O zaman birkaç kere yenileyip neler var diye bakabiliriz. Farklı bir şey çıkacak mı, nadir bir şey diye. Şöyle bakıyorum. Ama mesela şey için güzel. Normalde Strantix'i bakın bu kadar zaman geçti. Bu karakterle sadece bir tane bulabildim. Denk gelmedim. Daha bana mesela orada şurada gördüğünüz gibi 4 tane daha lazım. Değişik başka bir şey var mı diye bakıyorum. Mesela şuna bakayım. Bu Mega Slash diye bir yetenekmiş. Bakın değişik başlıklar bilmiyorum. Bunlar bize ne fayda sağlar? Detaylarına bakmak lazım. Şuna da bak bakayım. Tabii var. Bir de buradaki değerler değişiyor. Mesela bir tane daha Strength bulsam. Belki şey yapacak. Daha az ya da fazla isteyecek belki. Bir bakacağım. Bir tane daha denk gelirsem. Hiper Beam. Beam'de böyle bir çeşit lazer gibi bir şey oluyor. Burada var mı diye bakıyorum. Yok.
O zaman yine bir hızlıca bakalım. Şöyle birkaç sefer. Bu bölüm biraz böyle hem ultimate'e çevirme hem de yeni yer keşfi gibi oldu. Yukarıya da bakıyorum. Aşağıda. Bakın burada yokmuş. Ben bir an o sandım. Burada bile Strength çıkarmak zor gibi görünüyor. Üstte de bakın. Yukarıdaki nedir? Bakın burada var. Bu sefer 10 istiyor bakın. 6 istiyordu bir yerde. Üstte yok. Şöyle bir tane daha bulmaya çalışayım bakayım. Sonra da gidelim. Yukarıya bakıyorum. Yukarıda yok. Aşağıdaki de değil. Bakayım. Bir tane daha bulursak onu da değerine bakalım. Sonra gidelim. Şu başlık neymiş ha? Tamam. Olmadı. Bu arada bizim şu yeteneğin sağlığın daha iyisi var mıdır acaba? Sanmıyorum ama olsa aslında o da güzel olur. Bir de burayı yenileyebilmemiz güzelmiş. Özellikle bir şey için geldiyseniz zaten zar zor geliyorsunuz. Bakın Vitality'nin var burada. X. Bunu da 6 taneye veriyormuş. Aşağıdan gitmedik. Aşağı bakalım. Şu bir tane daha Strength X bulayım. Hemen burayı geçeceğim. Hem de farklı bir nadir bir şey denk geliyorsa nadire adı üstünde. Onu da görmüş olalım. Yine yok. O zaman çok da vakit kaybetmeyelim. Bir kere daha bakalım olmazsa dönelim. Ben sadece değeri ne kadar oynayacak bir bakalım. Sonra varmış burada. 8'miş buradaki de. Biz 6 görmüştük. Demek ki bir ürünü 6'ya bulabiliyoruz bir combat chip'e herhalde. Onu da düşünmemiz gerekecek. Tamam o zaman buradan çıkabiliriz. Gidelim. Burada da bu tarz şeyler bulabildiğimizi gördük. Evet, şimdi hasarımız bizim aslında 303'tü normal o maksimumdayken. Şimdi ona sonradan bir şeyler ekleyince 307 olmuştu. Tekrar da buna çevirince bakın bu birinci seviyedeyken bile ama tabii şunun da etkisi var. Buradan da ekstra atak da geldi. Ama bu da yükselecek şimdi. Zaten bunların içinde tek yükselecek bu. Ve bununla beraber bakalım neler olacak. Bunları geliştireceğiz ve iyice artıracağız. Benim şimdi test edeceğimiz şey öncelikle birinci seviyeye gideceğiz. Birinci seviyede sürekli dizolekte dönerim ben tabii ki. Şöyle bir 5000 verelim. Çünkü bir altın kredi çıkaralım. Şunu tekrar 5000'i geçsin. Biraz daha biriksin. Hem de bunların seviyesi artsın. İkinci seviyeye çıkaracağım ama şunlar maksimum olduktan sonra çıkarmayı düşünüyorum. O yüzden biraz silaha vereceğiz. Bu da otomatik yükselecek. Silah yükseldikten sonra da kalkan ve zırhı geliştirip onları ultimate yapacağız. Şimdi vuruşumuzu merak ediyorum. 306 mı vuracağız yoksa 523 mü vuracağız? Çünkü 523 olursa benim planım öyleydi. İkisinin toplamı kadar vuruyor diye biliyorum. Ama ikisinin toplamı değil de birinin yarısını falan alıyorsa bunu da bir görelim. Kaç vuruyor? 306'dan yüksekse 523 mü fark mı mı görelim. Şimdi uçan gelen bir şey var mı? Yoksa şuna vuralım. 523 vurdu. Bakın aynen. Düşündüğümüz gibi daha sağlam olduk. Bir de şuradayken vurabiliyor mu bakayım direkt? Yok bu kısa kalmış burada. İşte bizim silahımızın kötü yanı bu. Uzun değil. Uzun olsa buradayken buna vurabilirdim. Ya da daha uzaktaki yaratıklara vurabilirim. Ama tek vuruşta alıyorum bunları. Şimdi şeyi de deneyeceğiz. Hasarımız arttığı için. Mesela her bir yaratığı deneyeceğiz. Mesela bunu tek vuruşta alabiliyor muyum? Aldım. Bunu tek vuruşta alabiliyor muyum? Aldım. Bunu zaten alıyordum da. Şimdi deneyeceğimiz mini boss'u kaç seferde alabildiğimiz. Ona bakacağız. Urugora'ya bakacağız ki o da çok sürmez sanırım. Gel bakalım. 1, 2 falan denk geldi ama aldık. Şimdi mini boss çıkarsa bir yerde bakacağız. Tam da burada. Bir de şunu söyleyeyim size arkadaşlar. Geçen söylemiştim biraz. Hızlı gidip sadece Urugora'yı avlamak için birkaç tane bundan açıp Urugora'yı avlayıp çıkarsanız deneyimi hızlı geliştirmek için güzel. Ama kredi toplamak istiyorsanız sadece etraftaki şeyleri toplamak yerine şunları ve bütün yaratıkları öldürüp geçmek en mantıklısı. Bakın birinci seviyede böyle rahat olmaya başladık. Bu bizim için iyi tabii.
Şunu al. Bunu da ultimate yaptık. Ve tabi şimdi şuradaki strength x'ler gelince daha da artacak. Bir de bunun seviyesi artınca daha da güçlü olacak. Daha fazla strength verecek. Diğer ultimate'ler de o şekilde yaptıkça artacak. Şu an bile verdiğimiz hasar 523. Bu da bizi buranın ikinci seviyesini deneyebilme konusunda. Arıya bakalım, tek seferde aldık. Bakın artık birkaç kere vurmuyorum. En son iki sefere falan düşürmüştük galiba. Oh, değdik. Mini boss varsa aşağıdan ateş eder. Bakıyorum, yok. Olsaydı deneyeceğiz. Bu arada kendimizi de geliştirmeye, toplamaya çalışıyoruz hala. Bakın balta görünümlü. Ya bu balta aslında, ama biz aslında kılıcı geliştirdiğimiz için kılıç mantığıyla gidiyoruz. Böyle de güzel. Kırmızı kılıcımız kırmızı bir balta oldu. Bu silah güzel yanlışta strength ve vitality'yi toplayıp yapıyor. O yüzden biz de geliştirmelerimizi strength ve vitality üzerine kuracağımızı söylemiştik bu yeni videolara başlarken. Güzel. Şundan konuşalım ha. Sağlık paketi verdi üçlerine. Gel bakalım. Güzel. Devam edelim. Şuraya bakalım. Mini boss çıkacak mı? Çıkarsa bir de onu deneyelim. Gayet güzel maşallah. Miniboss'u da bir görebilirsek bu bölümde, size onu gösterebilirsem en azından bu bölümü böyle o zaman bitirebiliriz diye düşünüyorum. Onun dışında bir sonraki bölümde de tabii ki yine bunları geliştirmeye devam edeceğiz. İkinci haritaya geçmek için sadece bunun seviyesini silahın maksimuma getirdikten sonra ikinci bölümü, yani yeni bölümü açıp sizinle haritayı ikinci seviyeye yapıp bakalım istiyorum. Yani birlikte geçelim oraya. Çünkü daha da zor olacak. Ama en azından bu gelişimimize faydasına bakacağız. Bu arada canımız da bakın bayağı yükseldi. 97'ye çıktı. Şunun druidin de gelişimine bakacağız. Her şeyi aldığımızda deneyimlere. Şimdi gidelim. Mini boss çıkmadı bu sefer. Bir kere daha geleceğiz. Böyle böyle bakacağız. Şimdi kredimiz ne kadar çıktı ve sonunda disolate var mı? Eğer disolate olmasaydı krediyi çok harcamadan tekrar açmamız gerekecek bir seviye. Şimdi bakalım neler var. Amblem önemli bizim için. Şurada bonus var. Amblemi alalım. Şimdi silahımızı geliştireceğiz. Bakın 1'deyiz. 713'leri aldık. Kaç oldu silah? 3 oldu ve bakın verdiği değerler 22'ye 19 oldu bile. Güzel. Hızlı hızlı arttırıyoruz. Şu aradaki şeyleri de, bonusları da tamamlayalım bulup. Kredi de 6802'ye çıktı. 5000 vermiştik, 3000'lere düşmüştük. Güzel. Şimdi hemen şurada alabileceğim şeyler varsa alalım. Şunları da temizleyeyim tabii. Şunları geç. Bu arada neydi o? Ha, tamam, eşya düşme. Sandıklar, bunlar önemli. Strength X bulursam onu da almam lazım. O yüzden kredimin bir 5000'e hazır olması lazım. Bu X değil, bu normal. Birinci seviye. Hep bir 5000'i mutlaka olmalı kenarda. Bir de bir 5000 de ne için lazım? Sonunda disolate çıkmazsa tekrar birinci seviyeyi açmak için yine kredi gerekecek. O yüzden önemli. Hemen şöyle bir hızlıca yerleştireceğiz. Şu maden olanlara bakalım. Bir şöyle geç. Şurada unuttuğum bir şey var mı? Sanki maden biraz daha vardı gibi. Yok. Hemen şuraya geçelim. Şöyle yerleştir. Şunu al. Şunu al. Tamam, şimdi buradan prizmalar var. Onları koy. Bonuslardan şunu alacağız. Şunu da alacağız. Bunu. Bu neydi bakayım? Yok, bunu almayacağız. Ondan sonra tamam. Hemen bir sonraki şurada sağlığı ver. Sağlığı da verdikten sonra şuradan da metal parçaları, şuraya da şu satılacak şeyler.
Tamam. Kredimizi de şimdi artık buraya atabilirim. Burada birikebilir. Şimdi tekrar girelim. Mini boss var mı bakalım. Yoksa da en azından bölüm burada bitiririm. Bir sonraki bölüm başladığımızda hem onu da söylemiş olurum hem de ikinci seviyeye falan çıkarırız. Bunları tabi temizleyeceğiz ki hep bize kredi kazandırsın. Kredi için uğraşırken böyle. Gel bakalım. Mini boss arıyoruz bir yandan. Buranın yukarısı var mıydı? Bir bakayım. Şunları al. Gel bakalım. Evet, bu da çabucak gitti. Bir de kritik denk gelirse tabii ki 523'ün yarısı kadar daha ekleyecek. O da 261,5 daha ekleyecek. Bayağı da sağlam olacak yani. Demek ki kritik artışını da düşünsek güzel olurmuş. Aslında mesela ben orada sağlık yenileme yerine yapabilirdim ama bonusları. Şimdilik öyle tercih ettik. Yarın bir gün bu karakter ölürse bir sonraki karakterde sağlık yenileme yerine kritik rating eklemeyi düşünüyorum bonuslarda. Şimdi bunu böyle düşündük. Böyle bir şey. Doğru, bunu toplamayacaktım. Şu mini boss'u bulsam. Önce bir aşağı gidelim. Onu da bir size göstersem. Aşağıdan bir şey fırlatacak mı diye bekliyorum ama yok. Güzel. Şunları yanına gelince direkt topluca verdiği için hemen açıyorum, geçiyorum. Hem deneyim de veriyor, kredi de veriyor. O yüzden hani yaratık kesmek gibi düşünüyoruz. Çıkmadı. Bir de üst kat olması lazım. Ona bakacağız. Çıkıp çıkmadığına. Çıkmazsa da artık bir süreye bakarım. Bir daha girebilir miyim diye baktım, var mı diye. Belki buralarda çıkar. Güzel. Hemen şununla da konuşuyorum gördüğüm zaman hızlıca ne verecek diye. Çünkü sağlık paketlerinde bu karakter ölürse yenisine sağlık paketimiz bol olsun diye topluyoruz. Böyle tek vuruşta alabilince hızlıca gidip yukarı bakayım. Oh. Aşağı düşmüş olabilir bu arada, bu tarafta varsa ben geçene kadar. O yüzden şöyle bir bakıp geleceğim. Yok. Görüm. Aa, doğru. O aşağıya indiyse şuraya iner. Buradan görmem gerekir. Daha da aşağı inerse artık yapacak bir şey. Zaten ateş ederdi bir şekilde. Şu tarafta göremiyorum. Şöyle çık. Allah. Şunlara. Ha, bu tarafta çıkmadı. Hemen dizoleyten devam. Tabi diğer haritaları da geçebiliriz gücümüz arttıkça. Biz özellikle dizolette takılıyoruz. Çünkü en azından dizolet diğerlerine nazaran daha rahat. O yüzden şu amblemi alalım. Şu silahı da al. Silahımız 4 oldu. Ortasına geldi. Bakın 25 strength, 22 vitality vermeye başladı. Bu da 4 seviye oldu. Bunun değerleri artmıyor yalnız. Yalnız bunun seviyesi neden artıyor? Bunun mantığı ne bilmiyorum. Çünkü ilk olanın ultimate'e dönmesi için artması lazımdı. Bunun değeri de artmıyor ama seviyesi artıyor. O zaman bununla ilgili başka bir şey daha mı var? Bilmiyorum. Acaba bunları sonradan bir şeye dönüştürebiliyor muyuz? Onu da merak ediyorum. Evet, hemen şunları da bir toplayalım. Yine Strength X arıyorum. Ekstra Strength katmak için. Yok. Tamam, şimdi şöyle hızlıca bakıyorum. Şurada maden gördüm. Bunu her seferinde yapmama gerek yok ama ben hani şöyle gelmişken hızlıca dediğim istiyorum. Tamam. Şu üstten de şu prizmayı bırak. 5'ten sağlığı bırak. 6'dan metali bırak. 7'den de şunu satışa gönder. Kredimizde 2700 kalmış. Onu da ekle.
9541. Ve süremize bakalım hemen. 35 dakika olmuş. Hadi bir kere daha girelim. Belki mini boss çıkar. Şu ejderha. Nasıldan gösteririz. Ben şunu açarken sağ tarafa dikkat edeyim de mini boss varsa bu taraftan çıkarsa. Yukarıda olsaydı bize ateş ederdi. Şunu da vur. Şunu diken olduğu için işte yerden vurabilseydik o avantaj olacaktı ama bu silahın boyu bu kadar. Yani eğer hem vitality hem strength'in gücünü ekleyip hasar kazanmak istiyorsak bu silahın da bir dezavantajı kısa olmasıydı. O özelliği istemiyorsanız farklı özellik avantajlar arayabilirdik tabii ki. O yüzden ben burada hasar oldukça yükselttiğimiz bu avantaj için bunu seçtim. Tabii diğer özellikler gelince daha da rahat olacak inşallah. Hepsi eklenince iyice arttıracağız çünkü. Güzel. Bakalım mini boss çıkacak mı? Size onu da gösterebilsem bölüm bitmeden iyi olacak. İstiyorum hayırlısıyla. Bu arada 544 vurmaya başlamışız. Geliştirdikçe, seviye atladıkça onlar da artıyor tabi. Bunları seviye atlatıyoruz. Bir anda 544'lere geldik. 523'le başlamıştık. Seviye atlattıkça bu kadar da. Tabi yan tarafa dikkat etmemiz lazım şimdi. Önce aşağı ineceğiz çünkü buradan olur da aşağı gelip düştüyse diye bakmak için. Bu taraftaysa mesela fark etmediysek. Gel bakalım. Şimdi 544 ile deniyor olacağız. 523 yerine. Eğer gelirse. Ki daha da geliştiğinde daha rahat olur. Hadi bakalım. Var mı diye şöyle bakacağım. Görünmüyor. Hızlıca bir kere daha girmeyi deneyeceğim. O da olmazsa bölümü bitireceğim arkadaşlar. Bakalım. Bu sefer boşaltma olayını yapmayacağım. Direkt geçeceğim. Şuradan uygun bir şey seçelim. Amblemi alıyorum genelde. Şimdi hasarımız bakın kaç oldu? 550 oldu. Bu yükseltimden sonra. Gayet güzel. 28-25. Şunun astrant geldi ama x değil sanırım o. Evet. 2'ymiş. Şunu da al. Tamam şimdi hemen direkt geçiyoruz. Bakalım bu sefer yakalayacak mıyız? Yakalarsak bir etrafını temizleyip hemen kendisiyle kapışmayı düşünüyorum. Hızlıca. Tamam bura yukarı da gidiyor unutmayalım. Yukarı gidiyor. Bu taraftan yukarısı var. Şimdi şuraya bir bakacağız. Hemen şuraya geçebiliriz. Şimdi buradan aşağı var, solda yukarı vardı, buradan da yukarı var. Önce aşağıya bakacağız çünkü çıkış yukarıda olduğu için aşağıya bir yukarıya gideceğiz. Evet şimdi aşağı bakalım. Çıkar mı miniboss? Bakın aşağıdan bir ateş gelirse anlayacağız da gelmedi yine yok. Ama hızlı gelişmek için bakın burada gücünüzün artması çok önemli.
Böyle çok daha hızlı gelişiyorsunuz uzatmayınca. İkinci seviyede biraz belki yavaşlatır ama en azından ya da yükseltebilirsek daha iyi olur. Tamam, burada çıkmadı. Bir de en üstte iki tane yer kaldı. Onu da sola geçip soldan yukarı çıkacağım. Çünkü sağ tarafta oluyor çıkış hep. O yüzden önce yukarı da soldan yukarı, sonra da oradan sağa. Bakalım var mı yukarı görünen. Yukarıda var. Harika. Şuraları halledelim hemen. Tamam, bu tarafa gelmeden şöyle geçelim. Biraz hasar yedim. Hasar yedim ama şunu bir temizleyelim. Şu tarafa geçelim. Hızlıca bir cam basalım. Tamam. Yok, burada vurma fırsatım olmadı. Yok, bir de bu gelmiş. Eyvah. Aşağı inecek şimdi ya. İndi bile. İndirmeyecek mi? Çünkü önemliydi. 1 2 3 olmadı. Aşağı gelsin. Orada rahat edemedi. O bir buraya gelsin. Ben şurada bir canımı bir halledeyim. Hemen ona gideceğim. Aceleye geldi. Canımı doldurayım bir. 89 bir tane az. Tamam, şimdi de deneyelim. Heh, gel. Şu bir. Heh, şöyle kaçacak. Şöyle. Heh. Fırsat vermiyor bak. Heh. Şu bir. Bir daha gel. Şu bir tane daha bakayım. Şöyle öne doğru gideceğim. Heh. Bunu böyle aldım ama bu biraz uğraştırıyor. Bunu yapmaya gerek yok gibi görünüyor. Ama ikinci seviyede mini boss gelirse onu geçeceğiz demektir bu. En azından denemiş olduk. Şunları almamış mıyız biz? Tamam. Şurada bir tane daha var. Ha, mini boss çıkınca bıraktık tabii, o yüzden uğraşmadık. Tamam, şimdi buraları temizleyip gidelim sağ taraftan. Ekstra bir mini boss daha çıkar belki ama uğraşmayacağım. Hemen bunu da halledip gideceğiz. Ve haritayı bir sonraki bölümde kısmetse ikinci seviye yapacağız. Ben bu şeyi hem droidi hem de silahla başlığı 10. seviyeye çekeyim. Zaten başlık 9'daydı. 10 olmasına ramak vardı. Onu da hallederiz. Geç diyelim. Bakın hatta şuradan başlık. Bakın 9'da çok az var. Bu silahta zaten 5 oldu bile. Amblem gördüm. Sağlık yenileme var. Sağlık yenilemeyi bırakmayacağım. Tabii o bana lazım. Evet. Ondan sonra silahı al. Güzel. Şunları hızlıca temizle. Şu amblemi al. Hemen bu amblemleri de alalım. Ve bu fragmanı da alalım. Hemen yerleştirelim. Gayet güzel gidiyor maşallah. İstediğimiz şeyleri yapıyoruz. Güzel görünüyor. Çok şükür. Hemen şimdi bir bakalım. Şimdi maden. Tamam. Şu parayı hemen buraya aktar. Şöyle tamamlayalım. Bu taraf tamamlandı. Bir tanesine geçtik. Şuraya geç, hemen şuradan bırakalım şunları. Bakın başka ne var. Şunları al. Şurada da şu var. Buraya şu görev nesnesini koyalım. O şeyden çıkıyor ejderhada. Galactic Cadet seviyemiz 1. O görevlere başladığımızda bunlar gerekecek. O görevlere başlarken de işte hazır olalım istiyorum. Ne kadar zor yaratıklar çıkar belli olmaz. Savaşmak zorunda falan kalacağız. O yüzden ben de zaten 2-3 tanesini falan görmüştüm. Geçenlerde bir bölümde size anlatmıştım. O yüzden önemli. Sağlık yenileme şuraya. Strength ve Vitality var mı diye bakayım. Onu yapıp şunu geç. Bunu alıyormuşuz. Ateşe dayanıklılık biriktiriyormuşuz. Şunu da al. Critic Rating. Bunu kullanmayı düşünüyorum işte gelecekte. Bu da biriksin. Yeni bir karakter olduğunda şunu al. Bunu da al ve bunu da satarım. Şu silahı da satarız. Bunu da hemen sağlığı buraya biriktirdiklerimize
metal parçasını da buraya, şunu da satacaklarıma koyuyorum. Tamamdır. Bu arada ben geçenlerde Uru Gorak'ta bir tane altın şapkası çıktı. Onu da dedim dursun dedim Uru Gorak'ın bu şapkası. Evet, onun dışında ekstra bir şey yok. Buradan da seviye devam ediyor zaten. O yüzden burada bölümü bitireceğim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Lütfen abone olarak desteğinizi esirgemeyin. Çünkü sizlerin katkısıyla abone olan arkadaşların sayısı artınca bizim için de faydası oluyor arkadaşlar. Bunun dışında beğen ya da beğenmeme butonunu kullanıp fikrinizi belli edebilirsiniz. Görüşlerinizi de yorumlara yazarak bize katkıda bulunabilirsiniz. Yorumlarınıza göre eksi artı değerlendirip geliştirmeye çalışıyorum. Şimdiden tüm desteğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere, hoşça kalın.